Merhaba. Bu video 3 videoluk Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi final, bütünleme ve yaz okulu sınavlarında geçmiş senelerde çıkmış sınav soruları setinin ilk videosudur. Sorular çalışma amaçlı karışık olarak verilmiştir. Bu videodan sonra part 2 ve part 3 videolarını da izlemeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdi sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanlı hızlandırmasına yol açan temel gelişmelerden biridir. a. Muhalefetin Ankara'nın başkent yapılmasına karşı çıkması b. Saltanatın kaldırılması c. Hükümet bunalımının çözülememesi d. Lozan Barış Antlaşması'nın anaylanmaması e. Muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerine katılmaması Doğru cevap c. Hükümet bunalımının çözülememesi Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tercüme-i Şark B) Tercüman-ı Ahval C) Tercüman-ı Hakikat ve D) Basiret E) Takvim-i Vekayi. Doğru cevap E) Takvim-i Vekayi. Aşağıdakilerden hangisi 1927 Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programına giren Atatürk ilkelerinden biri değildir? A cumhuriyetçilik, B halkçılık, C devletçilik, D laiklik, E milliyetçilik. Doğru cevap C devletçilik. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim'in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir? A daimi elçiliklerin açılması, B gedik usulünün kaldırılması, C Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması, D Yeniçeri ocağının kaldırılması, E İradı Cedid Defterlerinin kurulması. Doğru cevap D. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki hakimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Hünkar İskelesi Antlaşması B. Montreux Boğazlar Sözleşmesi C. Mudanya Antlaşması D. İstanbul Antlaşması E. Balta Limanı Antlaşması Doğru cevap B. Montreux Boğazlar Sözleşmesi 2. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? A) Telgraf B) Telefon C) 2. Abdülhamit'in resminin basıldığı paralar D) Açılan sergiler E) Bastırılan özel pullar Doğru cevap A) Telgraf. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti B. Selameti Umumiye Komitesi C. Teceddüt Fırkası D. Milli Kongre E. Milli Dayanışma Hareketi Doğru cevap D. Milli Kongre Aşağıdakilerin hangisinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından ilk defa İstiklal Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi, amacı açıklanmış ve Türk ulusu milli mücadeleye davet edilmiştir? A) Amasya Genelgesi'nde B) Havza Genelgesi'nde C) Sivas Kongresi'nde D) Erzurum Kongresi'nde E) Balıkesir Kongresi'nde Doğru cevap A) Amasya Genelgesi'nde. Osmanlı döneminden kalan ve bazı değişikliklerle varlığını devam ettiren iki dereceli seçim sistemi aşağıdaki seçimlerden hangisine kadar uygulanmıştır? A 1946 B 1950 C 1954 D 1957 E 1961 Doğru cevap A 1946 Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özelliklerinden biridir? A yürütme gücü ve yasama etkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanması, b. Türkiye devleti kavramının kullanılması, c. yerinden yönetim ilkesine önem verilmesi, d. devlet ve din işlerinin ayrılmasına ilişkin hüküm konulması, e. seçimlerin iki yılda bir yapılması hükmünün konulması. Doğru cevap d. devlet ve din işlerinin ayrılmasına ilişkin hüküm konulması. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir? A) Altın Işık Bildirisi B) Altı İlke C) Halkçılık Bildirisi D) Başkanlık Divanı Bildirisi E) 9 Umde Doğru cevap E) 9 Umde İlke Lozan Barış Konferansı'nda çözülemediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Bozkurt Lotus davası B. Devlet borçları C. İngiliz okulları D. Kıbrıs E. Musul Doğru cevap E. Musul İkinci Abdülhamit döneminde etkili olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. İslamcılık B. Türkçülük C. Osmanlıcılık D. Batıcılık e liberalizm. Doğru cevap A İslamcılık. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa ülkelerinin yıkıcı rekabetine karşı dayanarak ayakta kalan küçük işletmelerinden biri değildir? A silah imalatı, B halıcılık, C bakırcılık, D madencilik, E saratçılık. Doğru cevap D madencilik. Kanlı Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren mütareke ile birlikte Osmanlı Devleti, Orta Doğu ve Arap Yarımadası'ndaki topraklarından ve Kafkasya'dan vazgeçtiğini kabul etmiş oluyordu. Devlet tamamıyla parçalanmış, elinde yalnızca Anadolu ve Doğu Trakya kalmış durumdaydı. Yukarıdaki sözü edilen antlaşma, mütareke aşağıdakilerden hangisidir? A. Selanik Mütarekesi B. Mondros Mütarekesi C. Lozan Antlaşması D. Montreux Antlaşması e. Mudanya mütarekesi. Doğru cevap B. Mondros mütarekesi. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminden önce 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarım sektöründe görülen özelliklerden biri değildir? A. İçe dönük üretim yapılması B. Rum ve Ermenilerin geniş topraklar satın alması C. Tahıl ithalatına başvurulması D. Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde olması e. Devletin çiftçiyi koruyucu önlemler almaması. Doğru cevap D. Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde olması. Aşağıdakilerden hangisi 1913 tarihli geçici sanayi kanununun hükümlerinden biri değildir? A. Kanunun geçerli olduğu tesislerin ürünlerini öncelikle kamunun satın alma zorunluluğu. B. Vergi muafiyeti. C. Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması. D. Geçici gümrük muafiyeti. E bedava arazi uygulaması. Doğru cevap C, yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir? A) Başkanlık Divanı Bildirisi, B) Halkçılık Bildirisi, C) Altın Işık Bildirisi, D) 9 Umde, E) Altı İlke. Doğru cevap D, 9 Umde. Amasya Genelgesi'nde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. B) Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. C) Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. D) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. E) Milli bir kurulun varlığı zorunludur. Doğru cevap A) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir? A) Avrupa'nın kuvvetli merkezi hükümetler kurması B) Coğrafi keşiflerle Osmanlıların hakimiyetindeki eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi C) Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması D) Merkezi otoritenin güçlenmesi E) Yeniçeri ocağının ve askerlik teşkilatının bozulması Doğru cevap D. Merkezi otoritenin güçlenmesi. Aşağıdakilerin hangisinde saltanat hükümeti milli iradeye tabi olmaya davet edilmiştir? A. Amasya Kongresi'nde B. Alaşehir Kongresi'nde C. Nazilli Kongresi'nde D. Balıkesir Kongresi'nde E. Erzurum Kongresi'nde Doğru cevap E. Erzurum Kongresi'nde Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkilabının sonuçlarından biri değildir? A. Mutlakiyet rejimlerinin kurulması B. Pazar bulma ihtiyacının artması. C. Büyük fabrikaların kurulması. D. Ham madde ihtiyacının artması. E. Dünya üzerindeki siyasi ve askeri mücadelelerin artması. Doğru cevap A. Mutlakiyet rejimlerinin kurulması. Mustafa Kemal Paşa'nın 7-8 Ağustos 1921'de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Bankası'na el konulması. B. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanması. C. Fransız bankerlerinden borç alınması D. Sovyetler Birliği'nden yardım alınması E. İmalat-ı Harbiye'nin kurulması Doğru cevap B. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanması Hem Ankara'yı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak ilk ziyaret eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunanistan Başbakanı Venizelos B. Afgan Kralı Amanullah Han C. İran Şahı Rıza Pehlevi D. İngiltere Kralı 8. Edward E. Irak Kralı Faysal Doğru cevap B. Afgan Kralı Amanullah Han Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan gruplardan biri değildir? A. İslahat Grubu B. Medeniyetçi Grubu C. Halk Zümresi D. İstiklal Grubu E. Tesanüt Grubu Doğru cevap B. Medeniyetçi Grubu Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde 1923-1938 Türk dış politikasında uygulanan ilkelerden biri değildir? A. Akılcılık B. Gerçekçilik C. Barışçılık D. Himayecilik E. Bağımsızlık Doğru cevap D. Himayecilik İkinci meşhuriyet döneminde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim Sebül Reşat ve Beyanül Hak gibi dergilerin altyapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlıcılık B. İslamcılık C. Türkçülük D. Batıcılık E. Milliyetçilik Doğru cevap B. İslamcılık Mustafa Kemal Paşa'nın 25 Mayıs 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza'da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir? A. Ordu komutanlarından silahlı direnişe geçmelerini istemesi B. İstanbul hükümetine asayiş raporları göndermesi C. Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi D. Pontosçu çetelerin tasfiye edilmesi için talimat vermesi E. Dünya parlamentolarına şikayet telgrafı göndermesi Doğru cevap C. Sivil ve askeri yöneticilerden işgallere karşı miting ve protestolarda bulunmalarını istemesi 5. Mehmet Reşat'ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Romanya sorununu çözmek B) Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak C) Balkanlara yapılan yatırımları yerinde görmek D) Dünya kamuoyuna güç gösterisinde bulunmak E) Balkanlarda bulunan askeri birlikleri denetlemek Doğru cevap B. Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak. Yeşil Ordu Cemiyeti'nin yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğüt B. Babalık C. hakimiyet Milliye D. Seyyare Yeni Dünya E. Anadolu'da Yeni Gün Doğru cevap D. Seyyare Yeni Dünya Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini arttırmak için aşağıdaki düzenlemelerden hangisini yapmıştır? A. Nasihat heyetleri oluşturmuştur. B. İstanbul hükümetine heyet göndermiştir. C. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarmıştır. D. Va Padişaha sadakatini bildirmiştir. E. Fransızlarla ateşkes yapmıştır. Doğru cevap C. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarmıştır. İkinci meşrudiyet döneminde Meclis-i Mebusan'da kadınlara seçmen olma hakkının tanınması yönünde teklif veren kişi kimdir? A. Lütfi Fikri Bey B. Mahmut Şevket Paşa C. Kozmidi Efendi D. Halacan Efendi E. Rıza Nur Bey Doğru cevap A. Lütfi Fikri Bey. Mustafa Kemal Atatürk, 7-8 Ağustos 1921'de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir? a. Tekalifi milliye emirlerinin yayınlanması b. İhracat ve ithalatın yeni düzene kavuşturulması c. Para basma kararının alınması d, Banka kurulması kararının alınması. E. Yabancı bankerlerden borçlanılması. Doğru cevap A. Tekalifi milliye emirlerinin yayınlanması. 1876 Anayasası'nın öngördüğü Meclisi Umumi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Meclisi Umumi, heyeti ayan ve heyeti mebusan olmak üzere iki ayrı meclisten oluşurdu. B. Heyeti ayan üyeleri padişah tarafından atanırdı. C mebusların üyeliğinin düşmesi ve yargılanmalarına meclisi umumi azası karar verirdi. D. Heyet-i mebusan üyeleri tekrar seçimlere katılamazdı. E. Heyet-i mebusan seçimleri 4 yılda bir yapılırdı. Doğru cevap D. Heyet-i mebusan üyeleri tekrar seçimlere katılamazdı ifadesi yanlıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Fethi Bey, Fethi Okyar, B Kazım Karabekir, C Fevzi Çakmak, D Rauf Bey, Rauf Orbay, E İsmet Bey, İsmet İnönü. Doğru cevap A. Fethi Bey, Fethi Okyar. Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? A Damat Ferit Paşa, B Ahmet İzzet Paşa, C Salih Paşa, D Ahmet Tevfik Paşa, E Ali Rıza Paşa. Doğru cevap D, Ahmet Tevfik Paşa. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın halk fırkasını kurmaktaki amaçları arasında yer almaz? A, Kurtuluş Savaşı başarısını siyaset, yönetim ve ekonomi alanında yapılacak inkılaplarla tamamlamak. B, yapılacak inkılapları bir programa dayandırmak. C, Mecliste güçlü ve tek, par tek bir parti oluşturmak. D, kurulacak partiyi halkçılık esasına dayandırmak. E, oluşturulacak programa halkı da dahil etmek. Doğru cevap C. Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak Mustafa Kemal Paşa'nın Halk Fırkası'nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden birinci meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir? A) 8 Eylül 1808 B) 3 Kasım 1839 C) 23 Aralık 1876 D) 23 Temmuz 1908 E) 17 Aralık 1908 Doğru cevap C. 23 Aralık 1876. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1921 Anayasasında yapılan değişikliklerden biri değildir? A) Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından meclis üyeleri arasından seçilir. B) Devletin hükümet şekli cumhuriyettir. C) Türkiye devletinin dini İslam dinidir, resmi dili Türkçedir, başkenti Ankara'dır. D) Türkiye devleti başbakan tarafından yönetilir. E. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kendi kaderini kendisinin tayin edeceği temeline dayanır. Doğru cevap D. Türkiye Devleti Başbakan tarafından yönetilir. 1921 Anayasası'nda yapılan değişikliklerden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının sonuçlarından biri değildir? A. İmparatorlukların dağılması B. Küçük işletmelerin kapanması C. Ham madde ihtiyacının artması D. Büyük fabrikaların kurulması E. Dış pazar ihtiyacının artması Doğru cevap A. İmparatorlukların dağılması sanayi inkılabının sonuçlarından biri değildir. Lozan görüşmeleri sırasında İngiltere baş delegesi Lord Curzon'un sık sık Mondros'u hatırlatması üzerine ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldim cevabını veren Türk delegesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zekai Bey, Zekai Apaydın B. Celal Bey, Celal Bayar C. Ruşen Eşref Bey, Ruşen Eşref Ünaydın. D. İsmet Paşa, İsmet İnönü. E. Rıza Nur Bey. Doğru cevap D. İsmet Paşa, İsmet İnönü. Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamit döneminde eğitim için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz? A. Yabancı ülkelerden alınan borç. B. Çıkarılan yeni vergiler. C. Vakıf gelirleri. D. Halktan alınan bağışlar. E. Yerel kaynaklar. Doğru cevap A. Yabancı ülkelerden alınan borç, 2. Abdülhamit döneminde eğitim için ayrılan kaynaklar arasında yer almaz. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Gümrü B. Moskova C. Mudanya D. Lozan E. Ankara Doğru cevap D. Ankara 1871 yılında toplanan ve Üç İmparatorlar Ligi olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya. B) İngiltere, Almanya, Rusya. C) Almanya, Rusya, Fransa. D) İngiltere, Fransa, Venedik. E) Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere. Doğru cevap A) Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir? A. 40 karede silah fabrikası kurmak. B. Tekalifi Harbiye Kanunu çıkarmak. C. Bankacılık sektörünü düzenlemek. D. Milli iktisadı uygulamak. E. Tekalifi Milli Emirlerini yayınlamak. Doğru cevap E. Tekalifi Milli Emirlerini yayınlamak. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Uşi Anlaşması B. Londra Anlaşması C. İstanbul Anlaşması D. Atina Anlaşması E. Ayastefanos Anlaşması Doğru cevap A. Uşi Anlaşması Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir? A. Başkanlık Divanı Bildirisi B. Altın ışık bildirisi C. Altı ilke D. Halkçılık bildirisi E. Dokuz umde Doğru cevap E. Dokuz umde Ankara'nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir? A. 27 Aralık 1919 B. 23 Nisan 1920 C. 13 Ekim 1923 D. 29 Ekim 1923 E. 1 Kasım 1923 Doğru cevap C. 13 Ekim 1923 Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'un işgali üzerine Ankara'da açılacak meclisin hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır. A. Reformcu B. İstiklalci C. İhtilalci D. Kurucu E. Olağanüstü yetkilerle donatılmış Doğru cevap E. Olağanüstü yetkilerle donatılmış Düzenli Türk ordusunun Batı cephesinde Yunanlılar ile yaptığı ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. İnönü Muharebesi B. 2. İnönü Muharebesi C Sakarya Meydan Muharebesi, D Kütahya Eskişehir Muharebeleri, E Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Doğru cevap A, 1. İnönü Muharebesi. Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla çıkarılan Geçici Sanayi Kanunu hükümleri arasında yer almaz? A vergi muafiyeti, B geçici gümrük muafiyeti, C bedava arazi uygulaması. D. Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması. E. Kanunun geçerli olduğu tesislerin ürünlerini öncelikli kamunun satın alma zorunluluğu. Doğru cevap D. Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması. Osmanlı Devleti'nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İtilaf devletlerinin işgallerinin başlaması. B. Doyunu Umumiye yönetiminin baskısı. C. Meclis üyeleri arasındaki anlaşmazlık. D. meclis Mebusan ve Ayan Meclisi'nin toplanamaması E. Mebusan ve Ayan Meclisleri arasındaki anlaşmazlık Doğru cevap D. meclis Mebusan ve Ayan Meclisi'nin toplanamaması Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekalifi Milliye Emirlerinin yayınlanması B. Tekalifi Harbiye Kanunu'nun çıkarılması C. Para bastırılması D. Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat Kanunu'nu çıkarması. E. Anam Vergisi'nin çıkarılması. Doğru cevap A. Tekalifi Milliye Emirlerinin yayınlanması. Tarihe Sopalı Seçim adıyla geçen seçimler kaç yılında yapılmıştır? A. 1908 B. 1912 C. 1914 D. 1919 E. 1920 Doğru cevap B. 1912 Türkiye'nin boğazlar üzerindeki tam egemenliğini sağlayan antlaşma, sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A. Montreux Boğazlar Sözleşmesi B. Balta Limanı Antlaşması C. Hünkar İskelesi Antlaşması D. Lozan Barış Antlaşması E. Aynalı Kavak Sözleşmesi Doğru cevap A. Montreux Boğazlar Sözleşmesi Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekalifi Harbiye Kanunu'nun çıkarılması B. Para bastırılması C. Anam vergisinin çıkarılması D. Maliyet Bakanlığı'nın Teşkilat Kanunu'nu çıkarması E. Tekalifi Milli Emirlerinin yayınlanması Doğru cevap E. Tekalifi Milli Emirlerinin yayınlanması İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yanında İstanbul Hükümeti'ni de çağırmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? a. İstanbul Hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, b. İstanbul Hükümeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni tanımasını sağlamak, c. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Avrupa'ya tanıtılmasını sağlamak, d. İki hükümetinde güveniniz kazanmak, e. Türk milleti arasında ikilik yaratmak ve milli mücadeleye akamete uğratmak. Doğru cevap e. Türk milleti arasında ikilik yaratmak ve milli mücadeleye akamete uğratmak. 1909 Anayasa Değişikliği'nde en fazla üzerinde, üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Hakimiyeti Milliye B. Laiklik C. Halkçılık D. Devletçilik E. İslamcılık Doğru cevap A. Hakimiyeti Milliye Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Mudanya Antlaşması B. Gümrü Antlaşması C. Moskova Antlaşması D. Lozan Barış Antlaşması E. Ankara Antlaşması Doğru cevap D. Lozan Barış Antlaşması Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Amasya Genelgesi 11 Eylül 1919 B. misak Milli'nin ilanı 28 Ocak 1920 C. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 D. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 e Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923. Doğru cevap A. Amasya Genelgesi 11 Eylül 1919 eşleşmesi yanlıştır. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919'da yayınlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir? A Sosyalizm B Ademi merkeziyet C. İslamcılık D. Pantronizm E. Halkçılık Doğru cevap E. Halkçılık Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin itilaf devletlerince resmen tanınmasını sağlayan nokta nokta Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belge olması açısından fevkalade önemlidir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A İstanbul Antlaşması, B Sevr Antlaşması, C Montreux Sözleşmesi, D Mondros Mütarekesi, E Müda Mudanya Mütarekesi. Doğru cevap E, Mudanya Mütarekesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan Antlaşması'nı hangi tarihte onaylamıştır? A 23 Ağustos 1923, B 9 Eylül 1923, C 29 Ekim 1923, D 11 Aralık 1923, E 3 Mart 1924. Doğru cevap A. 23 Ağustos 1923. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim'in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir? A. Gedik usulünün kaldırılması. B. Daimi elçiliklerin açılması. C. Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması. D. Yeniçeri ocağının kaldırılması. E. İrad-ı Cedid defterdarlarının kurulması. Doğru cevap D. Yeniçeri ocağının kaldırılması. Misak-ı Milli Belgesi'nde de sözü edilen Lozan Barış Konferansı'nda çözüme kavuşturulamayan ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk-İngiliz ilişkilerini savaşın eşiğine getirecek boyutlara ulaşan sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. türk yunan sınır meselesi B. Musul meselesi C. Boğazlar meselesi D. Osmanlı borçları meselesi E. Türkiye-Suriye sınır meselesi Doğru cevap B. Musul meselesi Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda ekonomik mali sistemi yönlendirmek ve canlandırmak için bir banka kurulması düşüncesinin belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanzimat Fermanı B. 1838 Balta Limanı Antlaşması C. 1856 Hattı Hümayunu Islahat Fermanı D. Muharrem Kararnamesi E. Kanunu Esası Doğru cevap C. 1856 Hattı Hümayunu Islahat Fermanı İkinci meşrudiyetin ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden Vatan ve Hürriyet Derneği kim tarafından kurulmuştur? A. Namık Kemal B. İsmail Hakkı Paşa C. Ziya Gökalp D. Mustafa Kemal Atatürk E. Ahmet Rıza Bey Doğru cevap D. Mustafa Kemal Atatürk Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı yasal düzenlemelerden biri değildir? A. Seyyar Jandarma Birlikleri'nin oluşturulması B. İstiklal Mahkemelerinin kurulması C. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kurulması D. Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kurulması E. Anadolu Ajansı'nın desteklenmesi Doğru cevap C. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kurulması Düzenli Türk ordusunun ilk başarısını gösterdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? A. Güney cephesi B. Doğu cephesi C. Çanakkale cephesi D. Batı cephesi E. Kanal cephesi Doğru cevap D. Batı cephesi Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876'da ilan edilen Kanun esasinin hükümleri arasında yer almaz? A. Meclisi Hükmümin'in heyeti ayan ve heyeti mebusandan meydana gelmesi. B. Heyeti ayan üyelerinin padişah tarafından atanması. C. Padişahın para basma hakkına sahip olması. D. Hükümetin meclise karşı sorumlu olması. E. Cezaların hafifletilmesi ve affedilmesi yetkisinin padişaha ait olması. Doğru cevap D hükümetin meclise karşı sorumlu olması. Lozan Barış Antlaşması'nda Rodos, 12 ada ve Meis adaları hangi ülkeye verilmiştir? A. Yunanistan, B. İtalya, C. Fransa, D. Rusya, E. İngiltere. Doğru cevap B. İtalya. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ni paylaşma tasarılarına son şeklini verdikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir? A. Wilson Konferansı B. 2. Londra Konferansı C. Paris Barış Konferansı D. San Remo Konferansı E. 1. Londra Konferansı Doğru cevap D. San Remo Konferansı Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir? A. Ankara Antlaşması B. İstanbul Antlaşması C. Berlin Antlaşması D. Mudanya Antlaşması E. Lozan Barış Antlaşması Doğru cevap D. Mudanya Antlaşması. 23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul'da toplanan Tersane Konferansı'nda çözülmeye çalışılan konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı borçları B. Kıbrıs'ın kiralanması C. Balkan sorunu D. Kafkasların geleceği E. Birinci Meşrutiyet'in ilanı Doğru cevap C. Balkan sorunu Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye yarar sağlayan cemiyetlerden biridir? A. Kürt Teali Cemiyeti B etniki eterya cemiyeti, C Mavri Mira cemiyeti, D Makabi cemiyeti, E Kars Milli İslam Şurası. Doğru cevap E Kars Milli İslam Şurası. Lozan Barış Konferansı'nda çözülemeyen Musul meselesinin çözümü için bir araya gelen Türk ve İngiliz heyetleri arasında yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir? A Paris Konferansı, B Londra Konferansı, C İstanbul Konferansı, D Edirne Konferansı, E Haliç Konferansı. Doğru cevap E. Haliç Konferansı. 1909 Anayasa değişikliklerinde esas alınan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerel yönetimleri güçlendirme B. İslamcılık C. Liberalizm D. Hakimiyeti milliye E. Türkçülük Doğru cevap D. Hakimiyeti milliye Ankara hükümetinin Lozan Barış Konferansı'nın ikinci döneminde özellikle Musul konusunda ABD'nin desteğini almak için yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD'ye elçi atanması B) ABD ile ihracat ithalat anlaşmasının yapılması C) Chester projesinin onaylanması D) ABD'ye deniz ulaşımı ayrıcalığı verilmesi E) ikili eğitim anlaşmasının yapılması Doğru cevap C) Chester projesinin onaylanması 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir? A) Rauf Orbay B) Mustafa Kemal Paşa C) Şerif Bey D) Ali Fuat Paşa E) Kazım Karabekir Paşa. Doğru cevap C) Şerif Bey. 3 videoluk Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi çıkmış final, bütünleme, yaz okulu soruları setinin ilk videosunun sonuna geldik. Part 2 ve Part 3 videosunu da izlemeyi ve eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.